Bak bakalım kanalına hoş geldin. Eğer bu kanalımızda izlediğin ilk video ise aşağıdaki kırmızı abone ol butonuna tıkla ve süper videoları kaçırma. Küçük yaştaki çocuklar yaptıklarıyla, söyledikleri şeylerle sürekli ailelerini ve çevrelerindeki kişileri şaşırtmayı başarırlar. Ancak öyle çocuklar vardır ki söyledikleri korkutucu şeylerle ailelerini korkutmayı başarmışlardır. Bugün de sizlere söyledikleri korkunç şeylerle ailelerini korkutmayı başarmış çocuklardan bahsedeceğiz. Annem öldüğünde kız kardeşim yeğenlerime bu haberi vermek için eve döndü. Onlardan aldığı tepki, "Sen neden bahsediyorsun? Anneannem bütün gün bu odada bizimle oyun oynuyordu." oldu. İkinci çocuğuma hamileyim. Şu anda 3 yaşında olan ilk çocuğum, "Boğazından aşağıya inip kız kardeşimi almak istiyorum." dedi. Üç-dört yaşlarındayken kızımı odasında gülerken yakaladım. Ona komik olan şeyin ne olduğunu sorduğumda bana, "Önemli bir şey değil anne. Sadece gözleri kaşıkla oyduğunda ne kadar komik bir ses çıkardığını hatırladım." dedi. Beş yaşındaki kızım bir gün, "Anne, bir gün zombi olduğumda en çok seni sevdiğim için en son seni yiyeceğim." dedi. Henüz 3 yaşındaki oğlum bir gün yemek sırasında, "Yemek öncesi dua ederken gözlerimizi kapamıştık, hatırlıyor musun? Seni yemeyi düşünüyordum." dedi. Küçük kızım bir gün, "Eğer birisi başını keserse onu senin için taşıyabilirim." dedi. "Teşekkürler tatlım." Üç yaşındaki kızım bir akşam, "Erkek arkadaşım bodrumda ölü şekilde yatıyor. Ve eğer diğeri de dinlememeye devam ederse onun da gideceği yer bodrum olacak." dedi. Bir gece Montana'daki kuzenime bakıyordum. Birden anne ve babasının yatak odasında yaşayan garip bir adamdan bahsetmeye başladı. Keşke nasıl göründüğünü sormasaydım. "Aa, yüzü yok." cevabını aldım çünkü. Bir akşam arkadaşımın çocuğuna bakmak zorunda kaldım. En küçük olanı 5 yaşında bana bir resim çizdiğini söyleyip defterini gösterdi. Merdiven boşluğunda kendisini asan bir kadın çizmişti. Bana baktı ve şunu söyledi. "Bana bunu çizmemi söyledi. Senin için geliyor. Saklan." Bakıcılık yaptığım kız o kadar çok seviyormuş ki beni, annesine sürekli başka bakıcı istemediğini söylüyormuş. Bir gün yanına gittim ve bana şunu söyledi. "Sen öldüğünde seni bir kavanozun içine koyacağım. Böylelikle sonsuza dek yanımda olacaksın." Arkadaşımın 3 yaşındaki oğluna kısa bir süreliğine bakıcılık yapacaktım. Evine gittiğim ilk gün ciddi bir şekilde, "Korkma, söz veriyorum kemiklerini çiğnemeyeceğim, söz veriyorum." dedi. Altı yaşındaki oğlum, "Anne, hayaletleri görebiliyorum. Şu an bir tane görüyorum ve bana seni uykunda bıçaklamamı söyledi." dedi. Geçen gece kızım benimle beraber uyuyordum. Gece tuvalete gitmek için kalktığımda yarı uykulu bana baktı ve "Tik tok, tik tok, tik tok." dedi. Geri gelip yatağa yanına uzandım. Gece parmağı alnımın ortasında, "Neredeyse zamanı geldi." demesiyle uyandım. Kızım içine kapanık, sessiz ve dalgın bir çocuktu. Ve bir gün gözlerini kırpmadan aynada kendi gözlerine bakıp, "Her şey çok iyi gidiyor." dediğini duydum. "Baba, erkek arkadaşım var." Sanırım şimdiye kadar en korkuncu buydu.